Hakan Paşa'nın vaziyeti nedir? İnşallah ondan istediğimizi yapacaktır. Kendisine verdiğim mühlet yarın bitiyor sultanım. Hiç şüpheniz olmasın. Ocaktaki hadiselerde benim masum olduğumu, Ali Ağa tarafından oyun oynanını bizzat söyleyecek hünkârımıza. Her ihtimale hazır olmak lazım. Hayrettin Paşa kolay lokma değildir. Allah bilir aklından neler geçiyordur şimdi. Kızına çok düşkün olduğu söyleniyor. Hayatını tehlikeye atacağını zannetmem. Ağaları ikaz ettin değil mi? O hatunun kılına zarar gelmeyecek. Müsaadenizle ben artık gideyim sultanım. Yola çıkma vakti geldi. Mihrimah sultanımıza da veda edemedim henüz. Yolun açık olsun Rüstem Paşa. Tedbiri elden bırakma. Başına bir hal gelsin istemem. Rüstem Paşa'nın yokluğunda dikkatli olmalıyız. Gözünü dört aç. Yarın büyük gün. Bakalım Kapıdan Paşa ne karar verecek? Sulhe mi? Yoksa harbe mi? Göreceğiz sultanım. Bu Nazen denilen hatunu takip ediyorsun değil mi Sümbül? Evet sultan. Sümbül. Sultan. Neyin var? Neyi düşünüyorsun yine? Haremin işleri işte sultanım. Başka ne olabilir ki? Ben nereden bileyim? Nicedir halin bir tuhaf. Bir sıkıntı mı var? Söyle. Hadiselerden mütevellit bir hayli tedirginim. Sular bir türlü durmak bilmiyor. Nereye kadar gidecek böyle? Şikayet mi ediyorsun? Haşa sultanım. Ben haddim olmayarak sizi ikaz etmek istedim. Daha itidalli olmak da icap eder. Vallahi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Hünkârımızın kılıcı tepemizde sallanıyor. Ya onların kellesi gidecek ya da bizimki. Rabbime dua ediyorum ki o kılıç hünkârımızın elinde olsun hep. Eğer Mustafa'nın elinde olursa neler olur biliyorsun değil mi? Teker teker boğdurur oğullarımı. Beni eski saraya yollarlar. Ne sultanlığım kalır, ne de gücüm. O yüzden bırak da o kılıç sallansın tepemizde. Öleceksem de bir sultan gibi ölmek isterim. Selim'den hayırlı haberler geliyor Süleyman. Manisa halkı büyük bir coşkuyla karşılamış onu. Aslanım sana layık bir şekilde idare edecek Manisa'yı belli. İnşallah. Bayezid de öyle. Kütahya'da verdiği hizmetler herkesin dilinde övgüyle söz ediyorlar. Aslanım senin gibi kudretli, cengaver. Şehzademiz Mustafa'dan haber var mı? Hünkârım, Kaptanı Derya Hızır Hayrettin Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, sultanım. Hoş geldin Kapıdan Paşa. Paşa. Hünkârım, müsaadenizle ben daireme geçeyim. Arzu ederseniz siz de kalın sultanım. Zira size de veda etmek isterim. Ne vedası bu Kapıdan Paşa? Bu kışı burada geçirmeni istedim seni. Hünkârım, ben buraya tüm makam ve rütbelerimden azade olarak geldim. Eğer münasip görürseniz, senelerdir canı başla hizmet ettiğim vazifemden
azlimi isterim. Bir müddettir saatim iyi değil hünkârım. Malumunuz belli bir yaşa geldim. Geçmiş olsun paşam. İnşallah ciddi bir şey değildir. Hekimler nicedir muayene ediyorlar sultanım. Lakin sebep nedir bulamıyorlar. Sen çekilebilirsin Hürrem. Kararın sebebi nedir? Merak ettim doğrusu. Zannediyorum devlet işlerinden elimi eteğimi çekmem. Herkes için en hayırlısı. Öyle değil mi sultanım? Öyledir muhakkak. Herkes için. Herkes için. Hünkârımız sizin başınıza buyruk hallerinizden hoşlanmasa da sizi sevip hürmet eder. Ya kabul etmezse? Kendilerini ikna etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Tabii eğer tekrar kızıma kavuşursam. Azminizin kabul olduğu gün eminim kızınız da yanınıza gelip sizi teselli edecektir. Bunu Mahmut Ağa'ya gönder. Bulunduğu yerden ayrılmasın. Hızır Hayrettin Paşa'nın azil kararı çıkmadan zinhar o hatunu bırakmayacak. Yarın sabah hallederim sultanım. Sakın saraydan bir ulak olmasın. İtimat ettiğin başka birini gönder. İlaveten kapıcı Mehmet Ağa'ya söyle. Münasip bir vakitte gelsin, ona söyleyeceklerim var. Emredersin sultanım. Sultanım, kapıcı başı Mehmet Ağa geldiler. Sultanım. Mehmet Ağa. İşittim ki Sokollu derlermiş sana Enderun'da. Ailem Bosna'da Vişgrad kazasına bağlı Sokoloviç köyündendir. Bu yüzden öyle derler sultanım. Demek Bosna Hersek diyarındansın. Rüstem Paşa övgüyle söz etti senden. Onun yokluğunda işleri sen yürütecekmişsin. Paşa Hazretleri lütfetmişler. Vazifen mühim. Eğer başarırsan önün açılır. Rüstem Paşa gibi merdivenleri birer ikişer çıkarsın. Makam mevkii mühim değil sultanım. Takdirinizi kazanmak benim için hediyelerin en büyüğü olur. Şeyh Rüstem Fenerizade Efendi'nin vazifesinden ayrılmasını istiyorum. Malumun üzere bunun iki yolu var. Ya Hakk'ın rahmetine kavuşacak ya da azin isteyecek. Sence hangisi münasip? En doğrusunu siz bilirsiniz elbette. Ancak ben kendi arzusuyla ayrılmasını tercih ederim. Ben de öyle düşünmüştüm. Lakin bu imkansız. Tabii eğer buna mecbur kalmazsa. Herkesin sakladığı şeyler vardır sultanım. Bilhassa böyle makamlara sahip insanların. Arzu ederseniz tetkik edeyim. Eğer bir hataları var ise mutlaka bir iz bırakmışlardır.
Ve ben de onu gün yüzüne çıkarırım. Yoksa? O vakit bir hata icat ederiz. Biz de Fenerizade'yi sütten çıkma ak kaşık sanıyorduk. Nasıl tutmuş bunları? Gözünden kaçmış olmalı. Malumunuz insanlar yükseldikçe kibirleri de onlarla birlikte yükselir. Burunlarının ucunu göremez olurlar. Biz onlardan olmayalım Sokollu. Bu meselede gösterdiğin gayret takdirimi kazandı. Lütfediyorsunuz sultanım. Fenerizade Efendi ile bir görüşme ayarlamamı arzu eder misiniz? Elbette. Ona yol vermenin vakti geldi. Allah sizden razı olsun Müftü Efendi. Beni kırmayıp buraya kadar geldiniz. Şeref duyarım sultanım. Nasıl yardımcı olabilirim? Azlinizi isteyerek mesela. Ne demek oluyor bu sultanım? Latifenizdeki manayı anlamadım. Latife etmiyorum Müftü Efendi. Sizden tek isteğim bu. Vaka başka da çareniz yok zaten. Mühür size ait. Öyle değil mi? Elimde bunlardan çok var. Ne hikmetse bu önemli vazifelere gelen şahısların hepsi sizin talebenizmiş. Nasıl oluyor bunu böyle? Bunu bir kadı ya da kaz asker yapmış olsaydı anında azledilirdi. Zira aleni ihtimas bu. Lakin sizi kimse azledemez. Eğer bu hadise işitilirse ne sizin itibarınız kalır ne de o kıymetli ailenizin. Zannederim böyle olmasını istemezsiniz. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Bilakis Müftü Efendi. Ben size lütfediyorum. İtibarınıza gitmeniz için bir fırsat veriyorum. Karar sizin. Seni beklemiyordum Fenerizade Efendi. Hayırdır? Nedir sebebi ziyaretin? Hünkârım, daha evvel bana söylediklerinizi düşünmek için epey vaktim oldu. Ben bu makama siz arzu ettiğiniz için geldim. Arzu ettiğiniz vakitte giderim. Devlet işlerinde alınganlık olmaz. Sen vazifeni layıkıyla yaptığın müddetçe bu makam senindir. Rahmetli Piri Mehmet Paşa'nın benim üzerimde emeği büyüktür. Mekanı cennet olsun. Malumunuz, kendisi son büyük vezir-i azamımızdır. Hep söylediği bir laf vardır. İktidarın senden vazgeçmesini bekleme. Sen iktidardan vazgeç. Ne demek bu şey Rüstem Efendi? Azine mi istersin yoksa? Münasip görürseniz elbette. Allah bugün herkese sahip olduğu iktidardan vazgeçme iradesi nasip etsin. Münasiptir, azledin. Teşekkür ederiz. Süleyman, erken geldin. Tatsız bir hadise mi oldu? Müftü Efendi azlini istedi, ben de kabul ettim. Yana da Ebu Suud Efendi'yi tayin ettim. Şükürler olsun. O makamı ziyadesiyle hak ediyordu. Ben asıl Kaputan Paşa için üzülüyorum. İyice kötülemiş diyorlar. Ben de merak içerisindeyim.
ziyaret etmek lazım Süleyman. Senin varlığın kuvvet verecektir ona. Allah sizden razı olsun şehzadem. Size bir can borçluyum. Lakin keşke gelmeseydiniz. Merinizi hatun bana emanetti kapıdan paşa. Bizzat getirmezsem içim rahat etmezdi. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Tebrik ederim Sokullu. İyi iş başardın. Sultanım, Şehzade Mustafa kimselere haber vermeden payitahta gelmiş. Şehzade Mustafa dönüşü olmayan bir yola girdi. Hünkârımız saraya zihninde derin şüphelerle gelecek. Rabbim şahidimdir. O şüpheleri hakikat yapmak için elimden ne gelirse yapacağım. Fahriye. Emredin sultanım. Al bunu. Şehzademize gidecek. Bu size geldi şehzadem. Hürrem Sultan göndermişler. Hediyemizi iade etmiş. Bir gün gelecek bu zavallı akrep gibi kendi kendini sokup zehirleyeceksin. Çünkü ben bir ateş gibi saracağım etrafını. Ve o günler uzak değil. Mustafa'yı daha ne kadar ağırlayacaksın sarayında? O benim abim. İstediği kadar kalabilir. Ben bunda bir sakınca görmüyorum. Görmen de mümkün değil zaten. Çünkü benim gözlerimle bakmıyorsun. Onun masum olduğunu, bütün suçun yanındaki kadınlarda olduğunu sanıyorsun ama yanılıyorsun. Mustafa abin cevaz vermese hiç kimse bana saldırmaya cüret edemez. Eğer böyle düşünecek olursak, abime yapılan saldırıya kim cevaz verdi peki? Ne demek bu? Kimse masum değil validem. Siz nasıl kendinizi haklı ve meşru görüyorsanız, onlar da öyle görüyor. Hala anlamıyorsun değil mi? Mesele ben değilim. O çok sevdiğin abin paşalarla, yeniçerilerle gizli gizli buluşup babanı tahttan indirmek için uğraşıyor. Vaziyeti öğrendim. Sandığınız gibi değil. Kapıdan Paşa'nın kızı için. Sen de o yalanlara inandın. Aklını başına topla. Baban büyük bir ihanetle karşı karşıya. Mustafa donanmayı Yeniçeri yanına almış. İsyan hazırlıkları yapıyordu. Lakin ben oyunlarını bozdum. Hünkârımız onların gerçek yüzünü gösterdi. Cihangir. Nedir bu halin? Babam. Babam Mustafa abimden Ala'yı saraya getirmesini emretmiş. Bu ne demek? Anlaşılan hünkârımız hükmünü verdi. Yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. Hünkârımız Şehzade Mustafa'ya en münasip cezayı bulmuş. Hakkı haliniz var sultanım. Ala'nın idamında şehzademizin vazife alması mühim. Zira bu Yeniçeri ile Şehzade arasındaki ittifaka büyük bir darbe vuracaktır.
İnfaz ne vakit? Birazdan divan meydanında infaz edilecek sultanım. Mustafa'nın yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum. İnşallah Şehzade Mustafa hünkârımızın ikazını idrak eder de askerler arasına bir mesafe koyar. Yeniçeriler de hadlerini bilirler. Aksi takdirde ne ilk olur bu ne de son. Yeniçeri ağasının bu şekilde infaz edilmesi tehlikeli bir vaziyetin tohumlarını atabilir. Kimin haddine Sultan Süleyman'a isyan etmek? Sultan. Destur Sultan Süleyman Han Hazretleri. Bostancıbaşı hazır mısın? Hazırız Şehzade Hazretleri. Cellat emrinizi bekler. Allah Allah! Baş üryan, sine püryan, kılıç alkan. Bu meydanda nice başlar kesilir, olmaz hiç soran. Eyvallah, eyvallah! Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz, şehzademiz Mustafa'ya ayan. Yediler, kırklar, Gülbang-ı Muhammed'i, Uğur-u Nebi, Kerem-i Ali Pirimiz, Sultanımız, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Demine Devranı'na hür diyelim, hür! Hünkârımızın emriyle öldürülen bir haine ne vakitten beri rahmet okunuyor sultanım?
Hain olduğu için değil Hürrem. Rüstem Paşa'ya hürmet etmediği için idam edildi. En azından söylenen bu, değil mi? Bu sizin için kâfi değil mi? Rüstem Vezir-i Azam aynı zamanda benim sevcim. Bu cihette düşünecek olursak herkesin idam edilmesi lazım Mihrim'a. Zevcini validenden başka seven yok. Sen bile sevmiyorsun. Mihrim'a, Fatma Sultan'a neler anlatıyorsun sen? Ne anlatacağım validem? Bu bir sır değil. Herkes nasıl evlendirildiğini biliyor zaten. Mihrim'a. Rüstem. Sultanım, bağışlayın. Burada olduğunuzu bilmiyordum. Biz de epeydir seni bekliyorduk. Benim de aklım hep sizlerdeydi. Ben saraya dönüyorum. Senin de evvela hünkârımızı görmen icap etmez mi? Elbette. Sultanımızı ve evladımı görüp derhal yanına gideceğim. Âlâ. Ben dışarıda bekliyorum. Mustafa ne zaman gidecekmiş? Bir haber var mı? Henüz yok. Ancak eli kulağındadır. Bir an evvel sancağına gitsin. Haddinden fazla kaldı zaten. Evlatlarımı bana karşı zehirlemesinden, kışkırtmasından endişe ediyorum. Bu o kadar kolay değil sultanım. Neyse ki Fatma Sultan'dan kurtuluyoruz. Düğün hazırlıkları tamam değil mi? Merak buyurmayın. Hatunun doğumuna ne kadar kaldı? Ebe kadın iki ayı bulur dedi. Sultanım, şehzade doğarsa ne yapacağız? Validem. Cihangir, sen dairene git. Ben birazdan geleceğim. Şehzadem. Ne vakit gideceksin sancağına? Ayrıdevran Sultan merak etmiştir. Hünkârımız biraz daha kalmamı istediler. Ben de bu kıymetli vakti kardeşlerimle geçiriyorum. Aldığın her nefesin kıymetli olduğu doğru. Allah muhafaza. Alaa'nın yerinde sen de olabilirdin. Görüyorum ki hayal kırıklığına uğramışsınız. Bu işlerin öyle kolay olmayacağını bilecek kadar tecrübem var. Bundan sonrası mühim. Şüphe bir kurt gibidir. Bir kere musallat oldu mu insanı içten içe kemirir. Hele ki mesele sadakatse. İbrahim Paşa nasıl infaz edildi sanıyorsun? Daha dün bana attığınız ok. Masum bir hatunun ve karnındaki evladımın ölümüne sebep oldu. Bu mu? Yere göğe sığdıramadığınız sadakatiniz bu mu? Ne yaparsanız yapın, sizi bekleyen akıbetten kaçamazsınız. Bir gün gelecek. Kaderiniz benim iki dudağımın arasında olacak.